Selamünaleyküm arkadaşlar. Niyazi Bekar kanalına hoş geldiniz. Öncelikle onu bir söyleyeyim. Şimdi her zaman horoz videoları çekiyoruz. Bilgilendirmeye çalışıyoruz bazı şeyleri. Ya tabii yani bilgileri sizinle paylaşmak güzel. Yani paylaşabiliyorsam bana da ne mutlu. Şöyle diyeyim. Şimdiye kadar işte bir kanat dikmeyi gösterdik. Hayvanların nasıl çiftleşmesini gösterdik. Bazı şeyleri gösterdik. İnşallah bir hafta içinde gaga bağlamayı da göstereceğim size nasıl bağlanıyor. Basit şeklindekini göstereceğim. Niye basit şey göstereceğim? Şimdi onun birkaç çeşit gaga bağlama şekli var. Ben basitini göstereceğim. Çünkü bir iki denemeden sonra siz de bağlayın diye. Oldu ki hayvanlarınızın musabaka şeyinde gagası çıktı. Onu güzel bir şekilde benim gösterdiğim şekilde bağlayabilirsiniz. Şimdi horoz tabii paylaşmıyoruz bu akşam. Bu akşam sadece sohbet ediyoruz. Yani sohbetimizi paylaşacağız. Şimdi horozcular hakkında iyi bir horozcu nasıl olur? Nasıl olmalı? Yani bu yeni yetişen kardeşlerimizi de bilgilendirelim. Zaten ustalar bazı şeyleri biliyor. Biz eskiden mesela horoz musabakalarına gittiğimiz zaman böyle fazla sesimiz çıkmazdı. Büyükler ne derse onu dinlerdik. Onların bilgilerini dinleyip paylaşırdık. Güzel bir şeyler öğrendik yani. Hayvana musabaka anında yani dinlendirilirken nasıl su verilir, nasıl ne olur onları öğrendik. Yani iyi ustalarımızdan öğrendik. Mesela suyu nasıl verildiğini ilk şeyde su verirken horozumuza zaten onu uygulamalı olarak da onu da göstereceğim. İlk müsabakadan önce hayvana bol su verilir. Şimdi onu herkes paylaşmaz, öğrenmesin diye. Nefes yapmasın diye. İlk 15 dakikada zaten hayvan çok hızlı çalıştığı için çok nefes yapar. Kanatların altına, kıçına yani şeylerine iyi su vermek gerekiyor. Onları ben size daha sonra göstereceğim. Şimdi sadece ben horozcu arkadaşların nasıl dostluk kurmalarını, nasıl şey yaptıklarını şey yapmak için yani dostlukları ilerletmenin şeylerini anlatacağım. Mesela ben doğuya gidiyorum. Sağ olsunlar orada gittiğim zaman benimle ilgileniyorlar. Niye ilgileniyorlar? Yani şimdiye kadar ben horoz hakkında kimseye yalan söylemedim. Bir hayvan verdik mesela diyelim iyi bir hayvan verdik. İyi paraya iyi hayvan verdiğin zaman hiçbir sıkıntın olmaz. Şimdi 300'lük 500'lük hayvan istiyorlar. 300 liraya 500 liraya iyi hayvan zaten olmaz. Adam diyor ki bana ya 500 liraya iyi çok iyisini gönder. Ya iyisini nasıl göndereceğim? Biz 500'lükleri kesip burada mangal yapıyoruz, güveç yapıyoruz arkadaşlarla yiyoruz. Şimdi İyi bir horozcu, iyi dostlar edinir. Mesela iyi bir hayvanın var. Diyelim ki Amasya'ya verdin. Adam orada musabakasını yaptırmış, güzel musabakalar yapmış. Nedir? Adam tekrar arayacak seni, teşekkür edecek. Yani kötü verirsen teşekkür yerine kapın kapanacak. Adam bir daha seni aramaz. İyi hayvan verirsen her zaman ararlar. Mesela iyi hayvanı verdiğin zaman memlekete de gittiğin zaman orada bütün arkadaşlar, dostlar seninle ilgilenir. Şimdi mesela doğuya ben genelde gidiyorum. Allah razı olsun. Oradaki mesela Iğdır'a genelde gidiyorum. Iğdır'da horozcu arkadaşlarımdan, kardeşlerimden hepsine teşekkür ederim. Oraya gittiğim zaman yani orada ben sanki ada pazarından daha fazla tanıdığım varmış gibi kendimi rahat hissediyorum. Niye? Oradaki arkadaşlarım ilgileniyor. Yani orada bir evim değil, 3-5 evim var gibi. Sağ olsunlar. Neden bu? Çünkü orada yalan söylemediğim için. Yalan söylemediğim için arkadaşlar beni seviyor. Verdiğim hayvanlar kötü değil. Tabii şimdi hayvanın musabakada kaybetmeyeni olmaz illaki. Ama kaybettiği zaman da hakkını vererek kaybetmeli hayvan. Yani İyi bir hayvan o şekilde. Şimdi horozcu arkadaşlar nasıl bir
kavim içinde, şey içinde diyelim mesela. Şimdi ben gidiyoruz müsabaka yerine, derneklere gidiyoruz. Orada hiç kimse milliyetçilik seçmiyor. Herkes bir kardeşlik içinde, kardeş havası içinde. Güzel yani, ilgileniyorlar. Sen o milletsin, sen bu milletsin değil. Herkes yani, horozcular bir kardeş gibi. Buna ben çok seviniyorum, çok seviyorum. Zaten yani milliyetçilik yapan adam hayvan seven bir adam değildir. Şimdi bizim horozcu arkadaşlarımız gerçekten hayvanları seviyor. Hayvanı seven insan da eşi, dostu hiçbir zaman kaybetmiyor. Yani ne oluyor? Hangi memlekete gidersen git, dürüst olduktan sonra horozcu olsun, güvercinciler de aynı. Yani güvercinciler artık yani horozcular kadar dostluklarına şey olmuyorsa da, ama horozcularda nereye, hangi memlekete gidersen git, yani selam verdiğin zaman orada illaki horozcular var. Sana sahip çıkıyorlar, bir işin de olsa, şey de olsa. Güzel bir ortam oluyor. Mesela şimdi şöyle diyeyim. Horoz 3-5 sene yaşar. Bir horoz için eşi dostu kaybetmeyeceksin. Horoz için dostunu kırmayacaksın. Horoz ölür gider, yerine yenisi gelir, ama eşini dostunu kaybettiğin zaman, kırdığın zaman dostluklar kolay kazanılmıyor arkadaşlar. Yani bir dost edinebilmek o kadar basit bir şey değil. Şimdi arkadaşına diyorsun ki benim horozum şöyle böyle falan filan, kandırıyorsun. Ne oluyor bu sefer? Kandırdığın zaman o adam da sana yani ağır bir şey söyleyebilir. Yani söylemese de kırılır. Ondan dolayı horoz için kimseyi kandırmayın arkadaşlar. Buna gerçekten söylüyorum. Ben yapmamaya çalışıyorum. Yaptığımı da zannetmiyorum. Yani şimdiye kadar benim hayvanlarımdan alanlar memnun. Yani şimdi genelde Türkiye tanır benim hayvanlarımı, şey yaparlar yani iyi hayvan olduğunu. Yani ben hayvanlarımdan dolayı değil, ben dostluklardan bahsetmeye çalışıyorum. Yine söylüyorum. Horozcu arkadaşlar hiçbir milleti şey yapmaz. Mesela doğuya gene onu söyleyeyim. Doğudaki horozcular bizim bu tarafın horozlarından daha insanlara böyle yakınlar. Daha çok ilgileniyorlar. Gittiğin zaman misafirperverler. Yani orada yabancılık çekmiyorsun. Bizim burada da yani şimdi bir horozcu geldiği zaman her yerde değil tabii de, yani şimdi her yerde iyisi de var kötüsü de var, ama şimdi misafir geldiği zaman buna nasıl yokum mu diyeyim bilmem ne falan, ama doğunun insanları daha da güzel. Yani sağ olsunlar, kendilerini seviyorum. Onlar da biraz beni seviyorlar herhalde. İşte nasıl diyeyim, başka anlatacağım fazla bir şey yok. Herkese sevgili, saygılı, hürmetli, bu genç, yeni horozcu arkadaşlarıma söylüyorum. Büyükleri dinlerlerse, yani fazla açılmadan, horoz hobisi iyi bir şeydir, bulaştığı zaman çıkmak bilmez. Eğer yani yeni yapmak isteyenler varsa hiç bulaşmasınlar. Eğer bulaştıysalar da bırakamazlar. Ondan dolayı şimdi genç arkadaşlara diyorum ki, şimdi horoz satılık var mı diyorlar, yumurta var mı? Şimdi bunları soruyorlar. Bu arkadaşlara benim tavsiyem, bilindik yerden hayvan alsınlar. Bilmedikleri yerden hayvan almasınlar. İnternetten, Facebook'ten horoz alanlar hep yanılır. Şimdi 300'e 500'e hayvan alıyorlar. İyisi diye iyi çıkmaz. Şimdi tanıdığım biri vardır, şey vardır, oradan alın arkadaşlar. Belki bedava alacaksınız, belki şey alacaksınız. İyisini alın, bir kere alın, iyisini alın. Yani tanımadığınız bir yerlerden, Facebook'ten, internetten hayvan almayın. Benden bile almayın. Yani benden bile almayın. Niye diyorum? Çünkü iyi diye adam gönderecek, yanılacak. Yani siz yanılacaksınız. Ondan dolayı bilindik yani tanıdığınızdan, eşinizden, dostunuzdan iyi hayvan edinmeye uğraşın. Saygılarımla herkese hayırlı akşamlar diliyorum.